Değerli izleyiciler, Bergama'dayız. Bergama sokakları oldukça ilginç. Eski tarihi yapılar dolu. Eski Anadolu mimarisi, belki de Rum mimarisinin örneklerini görüyoruz. Eski taş döşeli evler. Bakın Bergama'nın eski kalesine benzeyen sur duvarları karşımızda gördüğünüz gibi. Burada da Kurşunlu Camisi var. Aslanlı Cami var daha doğrusu. Bakın Aslanlı Camisi'nin planını çizmişler. Cami taş duvarlı eski Selçuklu camilerine benziyor. Şöyle size minareyi gösterelim. Çok ilginç, güzel sokaklardan geçiyoruz. Kendi içinde güzellikler barındırıyor. Yürümeye devam edelim. Eski taş duvarlı evler. İlginç olan şu, bizim Deniz'de Yeni Cami'nin arka tarafından Çınar'dan Recep Yazıcıoğlu Parkı'na kadar olan bölge bu tarz evlerle doluydu. Giriş kapısı, fakat bu evlerin de gördüğünüz gibi kıymeti dinlememiş, kullanılamaz durumda. Kullanılmış. Sokağın adı bile çok ilginç. Karacaahmet Sokağı. Bildiğiniz gibi Karacaahmet Camii vardır. İstanbul'da, Ankara'da. İngiltere'de Mescid Caddesi. Şöyle devam edelim. Size şu yapıyı göstereyim. Deniz'de çok sık gördüğümüz eski tarihi evlerden ama kullanılmaktadır. Mutlaka restore edilmesi ve kıymetinin bilinmesi lazım. Gelin geziye devam edelim. Yine çok güzel bir taş duvarlı yapı ama çatısı yıkılmış. Mutlaka restore edilip kurtarılması gereken bir yapı. Otele ve pansiyona, her türlü turizm olanakları var. Restorasyon projesi aslında üniversite tarafından hazırlanır görünüyor bile. Hava ama kapı yıkıldıktan sonra iyice kötü duruma düştükten sonra restore etmek de daha zorlaşıyor aslında. Bakın yine tarihi vefalar taşan Laleli Cami, Laleli Cami Lefası, Viran Kapı. Evet, devam edelim. Biz taşana gidelim. Kızıl Meydan'ı bulalım. Taşan orası. Yine sokağın içerisinde çok güzel eski tarihi renkli evler var gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Gelin gezmeye devam edelim. Çeşme yapısı. Çeşme şu an suyu kesilmiş durumda. Bakın bulunduğumuz yer de Gazi Paşa Mahallesi'ymiş. Şu sokağı şöyle gösterirseniz. Burada yine eski tarihi bir ev var. Yıkılmasına karşı önlem almışlar. Altından dikkatli bir şekilde geçelim. Tehlikeli yapı diye not edilmiş. Burada herhangi bir göçmeye karşı çelik kafesle güvenlik geçişi oluşturulmuş. Yıkılmadan bölgeleri kurtarmak gerekiyor aslında. Eski evin şöyle görüntüsünü gösterebilirsek. Bakın belki de burada 3-4 farklı
bu medeniyet var. Eski Roma uygarlığına ait taşlar. Onun üstüne daha sonra belki Selçuklu, sonra Osmanlı ve belki de Cumhuriyet'le ilgili tüm yapı tarihlerini üst yan yana görebildiğimiz bir taş düzeni var burada bakın. Bu yapının ne olduğunu bilmiyorum şu an ama çok ilginç bir yapı. Bu gördükleriniz dev taşlar. İşte bu caddeyi hazırlayan İncirli Mescit. Gördüğünüz gibi İncirli Mescit'e bakalım. O da yine taş duvarlı. Pişmiş toprak tam. Giriş son cemaat yeri var. Bütün camiler dikkat ederseniz hepsi kapalıydı. Bu üzüntü verici. Yani yerli turist gezileri için açık olması önemli. Aslında çok önemli bir yapı. Kale gibi bir yapı ama sonra üstüne başka şeyler yapılmış. Şu anda da yıkılmak üzere. Mutlaka bunun kıymetini bilmemiz lazım. Şu anda akşamüstü 5.30'da bitirin olduk. Bu evde olmazsa ev yok. Bize arası buraya geldi. Evet, Tarlan'ın evine geçti. Hepsi burada. Ay, burada. Evet. Ben burada ne yaparım ya? Eski cadde, sokak, camimiz. Ben diyorum ki Bergama gelip gezmeye, görmeye, burada birkaç gün ayırmaya kesinlikle değer. Bizi izlemeye devam edin. Eşref amca 90...